Merhaba arkadaşlar. 26. testteyiz. Diyor ki birinci soruda karbondoksit yoğunluğunun fotosentez hızı üzerine etkisiyle ilgili hangisi doğru olur? Arkadaşlar bir kere karbondioksitin belirli bir dereceden başlaması gerekiyor. Yani sıfırdan başlayamaz. Direkt böyle dik de çıkamaz. Bakın fotosentez hızını azaltıyor olarak göstermiş. Bu da olmaz. Sabit kalıyor olarak göstermiş arkadaşlar. Bu da olmaz. Ama cevabımız ne olur? C şıkkı olur. Belirli bir dereceden başlar. 0,05 yoğunluğundan başlar. %0,05. Daha sonra düşük ışıkta daha az fotosentez, yüksek ışıkta daha fazla fotosentez olur. İkinci soru. Aşağıda elodea bitkisinin fotosentez hızını ölçmek için kurulan e, kurgulanan deney düzeneği gösterilmiştir diyor. Buna göre bitkinin Birim zamanda ürettiği kabarcık sayısının artması için deney tüpüne gazoz ilave edilmelidir. Evet, gazozun içerisinde inorganik maddeler var olabilir. Deney tüpüne potasyum hidroksit kalıbı bırakılmalıdır. Bakın potasyum hidroksit karbondioksit tutucudur. Eğer ki bunu koyarsak ne olur? Karbondoksit bu tutar ve eldeye karbondioksit alamaz. Fotosentez azalır. O yüzden bu olmaz. Sarı ışık yerine mor ışık kullanılmalıdır. Evet mor ışıkta daha fazla fotosentez oluyor. Dur, doğrudur olur. Işık kaynağı bitkiden uzaklaştırılmalıdır. Hayır fotosentezi engeller olmaz. Cevabımız 1 ve 3 denizli şıkkı olur arkadaşlar. Üçüncü soru. Optimum koşullarda hazırlanmış deney ortamında bulunan tek hücreli fotoototrof organizmaların birim zamandaki fotosentez hızlarının artırılması için hangileri yapılabilir? Işık miktarının artırılması diyor. Olabilir arkadaşlar fotosentez hızını artırır. Ortama karbondioksit tutucu bırakılması. Hayır eğer karbondioksit tutarsa fotosentez için kullanılan karbondioksit azalır. O yüzden bu olmaz. Enerjisi yüksek kızıl ötesi ışınların. Kızıl ötesi ışınlarda fotosentez olmaz. O yüzden olmaz. Cevabımız A şıkkı olur. İki farklı besi ortamının özellikleri aşağıda verildiği gibidir diyor. Diyor ki X ve Y bakterinin sayıcı arttığı gözlendiğine göre. Bakın biri ışıklı ortam, diğeri karanlık ortam. Her ikisinde de e, artış gözlenmiş. O zaman ışıklı ortamdaki fotosentez yapıyordur. Karanlık ortamdaki ne yapıyordur? Kemosentez. Çünkü kemosentezde, kemosentezde ışığa ihtiyaç yok. X'de kloroplast organeli bulunur. Bakın arkadaşlar bakteri diyor. Bakteri bir prokaryottur, kloroplast bulundurmaz. Y kemosentetiktir, evet doğru dedik. Her iki deney kabında glikoza rastlanabilir. İkisi de besin ürettiği için glikoz üretebilir, doğrudur. Cevabımız 2 ve 3, D şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Ototrof organizmaların tamamında besin üretilirken verilenlerden hangileri gözlenir? Tamamı diyor. Yani hem fotosentezi düşüneceğiz hem de kemosentezi düşüneceğiz. Karbon kaynağı olarak karbondoksit kullanma. Evet bu olur. Hidrojen kaynağı olarak su kullanma. Arkadaşlar fotosentez yapanlar hidrojen kaynağı olarak su kullanabiliyor. Hidrojen sülfür kullanabiliyor ya da hidrojen gazı kullanabiliyor. Yani hepsinde görülmez bu gitti. Enerji kaynağı olarak ışık kullanma. Kemosentez yapanlar ışık kullanmıyor gitti. Cevabımız A şıkkı oldu. Altıncı soru canlı kemosentetik canlılar oksidasyon için diyor hangilerini kullanabilir? H2S'yi kullanabilir arkadaşlar. H2O oksidasyon için kullanamaz. Oksidasyonda da e, inorganik maddelerden hani su kullanılmıyor. Demiri kullanabilir arkadaşlar. Hatta oksitlenme diyoruz biz bunu. Amonya kullanabilir. Cevabımız 1, 3, 4, E şıkkı olur. Yedinci soru. Aşağıda kemosentetik bir canlının sitoplazmasında gerçekleşen bir dizi reaksiyon verilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın. birinci olayda ne yapmış? Bakın şurada A olayında oksidasyon yapmıştır. Oksidasyon. Oksidasyon sonucunda açığa çıkan enerjiyi besin üretiminde kullanmıştır. Burada B olayı bakın karbondioksit ve suyu birleştirmiş, besin üretmiş. O zaman bu kemosentezdir. Besini oksijenle yakmış, karbondoksit ve su üretmiştir. Bu da oksijenli solunumdur. Diyor ki A tepkimesinin gerçekleşmesindeki asıl amaç enerji üretimidir. Evet şuradaki enerji üretmektir. Doğru. B tepkimesinde hidrojen kaynağı olarak sadece su kullanılır. Az önce de söyledim. Farklı maddeler kullanılabilir. Yanlıştır. C tepkimesinde oksidatif fosforilasyonla ATP üretimi gerçekleşir. Oksijenli solunum olduğu için doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 D şıkkı olur. 8. soru Siyona bakteriler ile kemosen, kemo ototrof bir bakteri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisinin farklı olduğu gözlenir? Siyona bakteri fotosentez yapıyor arkadaşlar. Karbon kaynağı olarak karbondoksit kullanma. Her ikisi de kullanır. Hidrojen kaynağı olarak suyu kullanma. Dursun bakalım. Atmosfere oksijen gazı gönderme. Arkadaşlar bakın kemosentez yapan bakteri oksijeni kullanıyor. Atmosfere oksijen gazı göndermiyor. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Besin üretme tepkimeleriniz toplazmada gerçekleştirme. İkisi de bakteri olduğu için evet. Organik besin monomeri üretebilme evet. Hidrojen kaynağı olarak suyu kullanma o da olur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Dokuzuncu soru. Bir bitkinin canlı olan tüm hücrelerinde diyor hangileri gerçekleşir? Protein sentezi olur. ATP sentezi olur. Nişasta sentezi olur ama glikoz sentezi olmaz. Glikoz sentezi sadece fotosentez yapanlarda olur arkadaşlar. Yani kloroplast taşıyanlarda olur. Onu da söyledik. Yapraklardaki hangi bölgelerde? Palizat parankiması, sünger parankiması ve sutomalar. Sadece bunlar yapabiliyor. Cevabımız 1-2-4 değişiklik olur. Evet son sorumuz diyor ki İki farklı canlının inorganik maddelerden organik besin sentezlediği zaman dilimleri ile ilgili aşağıdaki grafik verilmiştir. Şimdi biri e, buna göre A ve B canlıları ile ilgili olarak seçeneklerden hangisi yanlış bir açıklamadır? Her ikisi de baktığınız zaman aslında aynı gibi. He, A arkadaşlar sadece bakın şu zaman diliminde üretim yapabiliyor ama B tamamında yapabiliyor. O zaman A fotosentez yapıyordur. B de arkadaşlar kemosentez yapıyordur. Işığa ihtiyacı yoktur. Diyor ki A fototrof olup sitoplazmasında klorofil pigmenti bulundurur. Evet fotosentez yaptığı için doğru. B'de besinin yapısında bulunan hidrojenler sudan karşılanır. Olabilir arkadaşlar. B diyor inorganik kimyasalları oksitleyebilir. Evet kemosentez yaptığı için doğrudur. A besin üretmek için ışık enerjisine ihtiyaç duyar. Doğrudur arkadaşlar fotosentez. A prokaryot, B ise ökaryot hücre yapısı olabilir. Arkadaşlar A prokaryot olabilir ama B ökaryot olamaz. Çünkü kemosentez yapan tüm canlılar prokaryottur. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Evet bu testin de sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.